Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şeytandan Allah'a sığınırım. Ebu Leheb bin iki eli kurusun, kuruduya. Deccaliyetin Allah ellerini kuruttu. Darvinizm ve materyalizmin elleri kurudu. O elleriyle Müslümanlara ızdırap veriyorlardı. Komünizmle, faşizmle, Darvinizmle, materyalizmle hep ikili. İki elinden de Allah kuruttu. Bak, malı ve kazandıkları kendisine birer yarar sağlamadı. Kapitalizmin, vahşi kapitalizmin, emperyalizmin malları ve kazandıkları kendilerine bir yarar sağlamadı. Çöktüler ve mahvoldular. Bütün dünyada. Hepsi acı çekiyorlar, intihar ediyorlar. Acı içinde kıvranıyorlar. Her yeri huzursuzluk kapladı. Terör ve anarşi müthiş tırmandı. Darwinist ve materyalist olarak eğittikleri insanlar kendilerine ölüm makinesi olarak geri döndüler. Mesela bu İslam terörü diyorlar. Bakıyoruz adamlar İngiltere'de eğitim görmüş, Amerika'da eğitim görmüş ve Darwinist materyalist eğitim görmüşler. Evet. Amerika'da barlarda çekilmiş resimleri var, diskolarda çekilmiş resimleri var. Tabii. Darwinist materyalist adamlar. Sonra gidiyorlar, orayı burayı bombalıyorlar. Yakıp yıkıyorlar. Buna da İslam terörü diyor. İslam terörü değil, Darwin terörü o. Materyalizmin terörü. Adam Müslüman değil ki, Darwinist materyalist adam. Müslümanlık ayrı. Tabii. Bak, malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı. Amerika'nın da diğer ülkelerinde, Avrupa'nın da malları ve kazandıkları kendine bir yarar sağlamadı. Malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı. Ayetinin ebcedi 2011 tane veriyor. Maşallah. 2011. Ne oldu 2011'de? Evet, ekonomik kriz. Şiddetlendi. Evet. Evet. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı. Ahir zamandaki evliliklerin, bazı bereketsizlik evliliklerin ruhuna da hitap ediyor bu. Evet. Çünkü kocası onu cehenneme sürüklüyor. Yahut karısı onu cehenneme sürüklüyor. Evlilik hayır bereket için yapılır. Orada fitne olmuş oluyor. Başına bela oluyor. Namaz kılanın kadını dinsiz hale getiriyor kocası. Yahut tam tersi oluyor. Kadın kocasını dinsiz hale getiriyor. Boynunda bükülmüş bir ip olarak. Yani birbirlerine hayvan muamelesi yaptıklarına Kur'an işaret ediyor. Çünkü ip bağlayıp birbirini sürüklemek nedir? Tabii. Hayvanlarda olur, değil mi? Hayvan gibi birbirlerini sürüklediklerini Allah işaret ediyor. Hem dünyada hem cehenneme de birbirlerini hayvan muamelesi yaparak sürüklediklerini işaret ediyor. Ve birbirlerini de odun hamalı gibi kullandıklarını, yani birbirlerine karşı muameleleri de hamallık görevi tarzında, yani zor işleri onlara yaptırıp, çıkarlarını ona tanzim ettirip, Evet. onu sömüren bir yapı içerisinde olduklarını da Kur'an işaret etmiş oluyor. Odun hamalı. Çünkü kadını zalim zihniyet nasıl kullanıyor? İşte evin bütün işlerini yapacaksın diyor. Şunu yıkayacaksın, bunu yıkayacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Muazzam bir yük yüklemiş oluyor üstüne. Bu hem manevi bir yük, hem maddi bir yük. O ızdırabın işareti bu ayet aynı zamanda.